Evet. Erkekleri koruyacak Alo. ya. Hoş geldiniz, buyurun. İyi günler. Merhaba. Hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi. İyi günler. Hoş bulduk. İşim beni aldatıyor. Kaç yıllık evliyiz? 9 yıllık evliyim. Ne kadar süreden beri aldatıyor? 2 aydır. 2 aydır. Aydır. Emin miyiz Peki acaba? ha. daha önce hiç böyle bir olay yaşadınız mı? Hayır, yaşamadık. Peki nasıl anladınız sizi aldattığını? Neler yaşadınız bu süreçte? Biraz şüphelenmeye başlamıştım. Eve geç geliyordu. Daha sonrasında bir gün gece eve geldiğinde telefonunu karıştırdı ve mesajlarını yakaladım. Silmeyi unutmuş. Sonrasında terk ettim onu. Sonra beni bir şekilde ikna etti. Etrafımdakiler de beni sakinleştirdi. Geri geldim. Kimle aldatıyormuş Sonra sizi? Yakın çevreden biriyle mi? hayır, müzik orada çalışan biriyle. Peki, sonra? Sonrasında beni eve geri getirdi. Gayet her şey düzgün bir şekilde gidiyordu. Sonra ben telefonla gene konuştuğunu gördüm. Aynı kişiyle mi? Aynı kişiyle, aynı kişiyle. Sonrasında niye konuştuğunu sordum. Beni onunla niye aldattığını sordum. Ne Heyecan dedi? aradığını söyledi. Sonrasında Heyecan. yine Heyecan. mesajlaşırken yakaladım gene. Yine terk etmek istedim. Beni yollamadı. Ama ben onun daha sonrasında gene mesajlaşmaya devam ettiğini düşündüm. Ondan boşanmayı düşündüm. Beni bir şekilde sakinleştirdi çevremdekiler, ailem. Ama ben ona güvenemiyorum. Biraz da bir şeyleri çaba gösteriyor ama ben nasıl bu şekilde bu evliliği devam edeceğimi bilmiyorum. Ve Gösterdiği buna da çaba ne? Bakın bu çok önemli. Nasıl bir çaba gösteriyor? dedi Ne ki ben yapıyor? konuşmuyorum ama telefonumda hani konuştuğuma dair hani mesaj çıkmıyor ama mesaj atsak Ama bir sesini dakika, duyuyor. onunla görüşmemesi sizin için bir çaba mı? İşte şöyle ben diyor konuşmuyorum ama diyor telefonumda diyor ona mesaj at seçeneği Yok çıkıyor. yok, ben şunu anlamaya çalışıyorum. Dediniz ya, beni aldattı, evet, ama ondan sonra bir şeyler için çabalıyor dediniz. O çabayı, o çabadan kastınız karşı taraftaki kadınla görüşmemesi mi sizin için çaba? Sadece bu değil, bazı şeyler de yaptı. Ne yapıyor Ama mesela? ben hani mesela dedi ki ben hani görüşmüyorum. Telefonumu değiştirdi. Hani telefonumda sürekli o kadının numarası çıkıyor. Sen de buna inanmıyorsun. Ay Seni ay yine bir ay. inandırmak istiyorum dedi. Telefonunu değiştirdi. Numarayı değiştirdi mi Hani peki? numarasını Numara değiştirdi. değiştirmesini söyledim. Ama ticaret yaptığı için değiştirmedi. Telefonu değiştirdi derken markasını mı değiştirdi Ha, telefonu telefonu? değiştirmiş sadece. Numara aynı. Aynı akıllı telefon benim elimde de var. Normal bir şekilde mesajlaştığında ben dokümanlardan buluyorum. Tamam ama şekerim, o zaman numarayı değiştirmiş olmuyor. Telefonun İşte ben modelini de yükseltmiş oluyor. evet, telefondan Ve silinmediyse sen bunu telefonu çaba olarak mı değiştirdi. algılıyorsun? Ah benim canımın içi ya. Ne diyorsun Adil? Ne olur anlatır mısın? Ben burada ilişkiye dönüşmüş bir aldatma vakası olduğunu hissediyorum. İlişkiye dönüşmüş, aralarında bir ilişki var. Adam bir şeyler yapmış, daha sonra siz geri dönmüşsünüz. Doğru tepkiyi koymuşsunuz giderek, doğru tepki, geri dönmüşsünüz. Adamın yine aynı kadınla ilişkisi var, bu bir ilişkiye dönüşmüş. Bu en tehlikeli olanıdır. Ya bu kurtulması Hani. en zor olanıdır. Benim size buradaki tavsiyem, boşanma davasını açın. Boşanma Ben davasını açın, ciddiyetinizi görsün. Nedenini söyleyeyim, şimdi açıklayayım biraz. Çok kısa cevap vermeye çalışıyorum ama şöyle. Şimdi erkek giden geri dönen kadını artık boşanma davası olmadan ciddiye almıyor. Çünkü diyor ki gidiyor geliyor zaten. Hani bir şekilde kendimi ya affettiriyor. belki şöyle bir şey, tabii biz buradan hiç kimseye Dava evraklarını boşanın, görsün. evlenin, birleşin, ayrılın deme yetkisine sahip Evet. değiliz. Belki herhalde şunu anlatmak istiyorsun. Yani senin ne kadar kararlı olduğunu Kararlı olduğunuzu görsün. attığın adımdan anlasın. Canımın içi, ben de bana şöyle bir şey söyleyeceksin zannettim. Adam kendini affettirmek için paralanıyor, yırtılıyor. Geldi benden özür diledi. İşte bana şunu Evet, yaptı, bunu onları yaptı yaptı. zaten. Yapmış, onları yapmış. Tamam da Peki ama diyorsun onlar ki inandırır telefonun mı bir modelini insanı? değiştirdi. İnanılmaz. Numara aynı ve aynı kadınla tekrar iletişimi yakalıyorsunuz. Sizin diyorsunuz ki nasıl şüphemi giderebilirim? Ciddiyetini nasıl anlayabilirim adamın? Sizin ciddiyetini görmesi lazım. Onun ciddiyetini anlamak için. Evet. Ciddiyetinizi göstermenin yolu çekip gitmek değil. İsterseniz 3 ay ama geri dönmemek üzere 3 ay yine gidin annenizin evine falan. Ama deyin ki ben 3 ay kafamı dinleyip bir karar vereceğim. Boşanmak veya boşanmamak.
Eğer bu süreç zarfında size ilgi gösterir, geri almak için mücadele ederse ve bir daha o kadınla iletişimini yakalamazsanız devam edin. Ama en doğru yolu evrakları görmesidir. Yani Peki. boşanma evraklarını görecek. Erkek ciddiyeti görmeli ya. Çok teşekkür ediyoruz. İşte biz kadınlar böyleyiz biliyor Evet. musun? Aslında ey erkek ya, erkekler orada mısınız Allah aşkına? Minnacık attığınız bir adım bizi mutlu etmek için yeterli. Adam telefonunun modelini değiştiriyor. Numara aynı. Kadın diyor ki telefonunu değiştirdi diyor bu iş için. Bak. Numara aynı. Onu bile yani kocasını affetmeye aslında o kadar hazır Tabii ki. hazır, hazır, Bu hazır. evliliği sürdürmek için o kadar gönüllü ki. Evet. Etrafındakiler beni ikna etti diyor. Ah be güzelim, eğer sen ikna etmek olmasa, ikna hani olmaya hazır değilsen, dünya gelse seni Kimse ikna ikna edemez edemez, ki. kimse. Sen ikna olmak istiyorsun, o evliliği sürdürmek istiyorsun. En tabii de hakkın. Niye kocanı bırakıp gideceksin ki? Niye yuvanı dağıtacaksın ki? Ama kararlı bir kadını Ama kimse vazgeçiremez yani. Kararlı bir kadın. sen de haklarını yedirme. Tabii ki. Belki o Adil'in söylediği o hani çok onu gözünü korkutacak o adımı at. Belki bir daha onu yapmayacak bile. Ciddiyeti Diğer görsün. telefonu alalım Lütfen. mı? Alo. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Sizi anlayan Canlı yayının tam ortasındasınız. Hayatta her şey varın. anlamıyor. Bütün Ateş gibi seyircileri düştü. sizi dinliyor. Aynen öyle. Buyurun. Ateş gibi düştünüz. Canlı yayına İyi ateş günler. gibi Kolay düştü. gelsin. Hoş geldiniz. Buyurun. Ben hemen başlayayım o zaman. Buyurun. Üst senelik evliyim. 1,5 yaşında bir kızım var. Allah Benim bağışlasın. şöyle, sağ olun, Allah razı olsun. Şöyle bir sorum olacak. Benim hocam, eşim yani aşırı ilgi istiyor. Yani fazlasıyla böyle nasıl diyeyim? Bütün sıkıntısını bilmemi yani borçlu olsun. Şu an benim için iki iş yapıyor. Gece 1.30'da geliyor. Benim onu beklememi, onu sürekli sormamı, dakika başı aramamı yani çok sıkıyor. Fazlasıyla sıkıyor. Dinlemiyor musunuz Ona karşı adamcağızı siz yetersiz hiç? kaldım. Dinlemiyor musunuz hiç dertlerini? Efendim? Dinlemiyor musunuz? Dinliyorum. Dinliyorum da hani böyle fazlasıyla böyle hani sürekli sormadığım zaman küsüyor. Ben İlgi bazen istiyor. yorgun olurum, uyuyor olabilirim, Evet. uyuyor olabiliyorum. Çok Şekerim, hemen ekran başındaki uyanıyor. milyonlarca kadın bunu istiyor biliyor musun? Ya aynen biliyorum. Ama böyle yetersiz kaldım. Zaten ben eşimi suçlamam bu konuda. Ben birazcık yetersiz kaldığımı düşünüyorum. Bu konuda sürekli tartışıyoruz eşimle. Yani En son hangi konuda kavga sürekli ettiniz? ya mesela eşim dediğim gibi 1.30'da geliyor. Ben çocuğum var olduğu için yorgun kalıyorum ve yatıyor oluyorum. Eşim mesela neden yatıyorsun, beni beklemiyorsun gibi. Ben bekleyemedim, hani yorgun düştüğümü söylüyorum. Mesela onu hemen küsüyor. Yani kızıyor. Haklı olarak hani ya haklı olduğumu da biliyorum ama ben kendimi ona karşı yetersiz hissediyorum o konularda. O ne Ama bir istiyor? türlü Gece 1.30'da şey geldiği yapamıyorum. zaman kapıyı siz mi açın istiyor? Evet, aynen. İlgi istiyor. Aynen. İlgi istiyor adam. İlgi Ama istiyor. gecenin O bir şekilde buçuğu da istiyor ve minik ben de bunu çocuklu yani kadın. ...7-24 ilgi istiyor adam. Ben öyle anladım. Tam mesai ilgi istiyor. sizin sormak istediğiniz soru ne? Yani ben kocama nasıl yeterli gelebilirim? Onun bu isteklerine nasıl Evet, cevap verebilirim mi? aynen. Yani çabalamaya çalışıyorum Ah canım. ama onun istediği kadar yapamıyorum. Benim kocam çok hiperaktif. O konuları biraz zıtız zaten hani birbirimizle. Çok hiperaktif. Hiperaktiften Kendi kastın ne? Enerjisi yani çok yüksek. sürekli mesela her şeye yetişebiliyor. Hani uykuya dayanıklı, hani uyumayabiliyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Çocuğum ilk doğduğu zamanlar bile, 2-2,5 aylık zamanları bile mesela işten geç bile gelse TV izleyelim diyebiliyor. Yani vakit ayırabiliyor. Ama ben onu yapamıyorum. Yani onun yaptığı Eşiniz vakitleri kaç ayıramıyorum. yaşında? 25. Evet, bir Çok gencecik gençler, adam çok yani. gençler. Peki. Çok gençler. Güzel bir soru Oh. sordun. Önemli bir soru o. Evet, ne yapsın bu genç kardeşimiz? Hiperaktif Çocukluktan kocasına yetişebilmek için. hiperaktif değil biliyor musun buradaki konu? Çocukluktan olgunluğa geçememiş bir erkek bu. Bizim toplumumuzda erkeklerin olgunlaşması 35, 40, belki 50, 55. Yani olgunlaşabilme problemimiz var bizim toplumda. Bak ben Gider her gün ayak olgunlaşıyoruz. yani şimdi dur Hay Allah. yarabbim. Şimdi olgunlaşamamış bir erkek. 25 yaşında. Bak 3 yıllık evliyiz diyor. Aslında çocuk yaşta evlenmişler. 22 yaşında evlenmişler. Adam çok bir Onlar şey istemiyor ki ama. birlikte büyüyorlar Nur. Ve o çocuğun muhtemelen annesinden de ömrü boyunca aldığı yoğun bir ilgi var o erkeğin.
Diyor ki annemden ben alışkınım. Sürekli oğlum 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 bana müthiş ilgilenirse sen de aynısını yap diyor. Yaptığı Ah şey bu. analar bekler Bak analar. Ah ah aynı şeyi ah. istiyor eşinden. Kızın yapacağı her bulduğu boşlukta mesaj atmak. Aklımdasın, cansın, sen dünyanın en güzel Kız erkeğisin falan. yalandan yere çocuğu ayağında sallarken mesaj at. Formül Hayatım, bu. aklım Formül sende bu. diye. Sürekli mesaj atacak. Çünkü o adam ilgisiz duramaz. Ha, bu ne zaman geçer? 30'larında geçer. Çünkü olgunlaşır biraz. Evde soğan kavururken bir anda elin At, telefonda at olsun. mesajı. Ona böyle güzel hani karşı cinse Evet. atacak emojiler Soğan. falan var ya. Soğan çok Soğan önemli. Çünkü soğanda hani ağlıyorsun ya. Ya Soğandan değil sana saçmalama olan Allah aşkına. aşkımdan ağlıyorum falan yaz. Selfie Hayır at. ama bir şey söyleyeyim. Dur bir dakika, şaka bir yana da gerçekten evdeki her fırsatı değerlendirip hani kocanın da gönlünü al. Ne Tabii olacak? tabii. At, İlgi arada göster. mesaj at. Çözülebilecek bir konu. İlgi göster biraz. Haftanın 7 günü onu karşılayamıyorsan da 3 gün yalandan yere 12'ye kadar uyu. 12'de saatini kur kalk. Seni Sana... bekledim de yani. Çocuğu erkenden Bak yatır. burada bir şey Bak sen söylemek Nur ablanı istiyorum. dinle. Biz de bu yollardan geçtik. Çocuğu 9'da yatırmıyor musun? Senle birlikte yat, tamam mı? Sonra 12'de saatini kur. 12'de kalk, hiçbir şey olmamış gibi yüzünü yıka, saçını topla. Yalandan ruj sür. Seni bekliyordum de. Ne olacak? Ne anlayacak adam? Sevgili Nur Viral, Ne? hassas bir konuya değinebilir miyim? Çok kısa bir dakika Değil. içerisinde. 25'inde bir erkek böyle çocuksu olabilir, olgunlaşmamış olabilir. Ama 35'inde de erkek ne der biliyor musun? Aman beni çok arama. Aman beni işime gücüme bırak bak çok fazla bıdı bıdı çekemem der. İşte insanlar böyle değişir. İlacı ne zaman? Zaman. Olgunlaşmak bir zaman meselesi. Ya herkesin kendi içinde bir çözümü var. Evet. Mutlaka çözüm bulursun. Bak bunu da dene. Ne olacak? Haftanın 4 günü karşılasan zaten o adam için yeterli Tabii olacak. canım tabii. Alo. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Merhabalar. Buyurun, merhaba. Merhaba efendim. Çok heyecanlıyım da. Ben sorum olacak Adil Bey'e. 26 yıllık evliyim. Oh Maşallah. 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 Evliyim ama eşimle kaçarak evlendik. Birbirimizi çok sevmiştik. Hı. Eşim 10 yıl önce böyle barlara, gece hayatlarına takıldı. Ben bunu hep cinime çektim. Çok ağladım. Psikolojim bozuldu. Onunla 3 yıldır, 2 yıl, bu 3 yıl içinde 2 yıl sabit bir bayanla beraber olup ona imam nikah falan kıymış. Sürekli eve gelmiyordu. Bizim kafemiz vardı. Eve bir gün gelse, bir gün gelmez. Neredeydin? Kocacığım derdim. İşte ismini söylerdim. İşte bir akrabamın yanına yattım. Kafemiz olduğu için onun müşterimizi evine götürdüm derdi. Öyle diye kandırırdı. Ben de bunun bir gün evde yatarken Kafeniz hizmete bak. Müşterileri evine telefonum hep saat bırakıyor. vardı. Ben de telefonumu çıkardım, buldum. Kadınla şeylerini gördüm, resimlerini gördüm, mesajlarını gördüm. Ben de söyledim ağlayarak, niye böyle bir şey yaptın dedim. Hı. Ya o da kadın, sen de karısın dedi. Nasıl bir şey? Ne? Hani çok böyle normal karşıladı. Ben de çok ağladım, çok üzüldüm. Nasıl bir Ondan açıklaması? sonra Hayır, ben yine devam etti. anlayamadım. Ne demek istedi o da kadın, sen de kadınsın diye? Bilmiyorum, çok böyle normal karşılıyor. O da kadın, sen de kadınsın diyor. Yani bu daha öncelerde gece hayatına gittiği için ben buna kızardım. Niye eve gelmiyorsun, niye geç geliyorsun, boş da yapıyordun. Bana dedi sen çok dıkırdıyorsun dedi, çok çekişiyorsun diyordu. Yani neymiş, benim çekişmemden o kadına bağlanmış. O kadın çok iyiymiş. Tabii hastaya giriyor. Niye Nur Hanım iyi olmasın o kadın, değil mi? Tabii canım, niye iyi olmaz? Onun tuzu kuru. Hadi bakayım, Evet. o kadını sen evine nikahlı kadın olarak al. Onu eve bırakıp da çocuklarıyla dışarı çıksın bakalım. O kadın da senin yaptığın gibi yapacak mı, yapmayacak mı? Ha, o kadını ben bayağı bir aradım. Benim numaram engellemiş. Onu Neyse niye onunla... arıyorsun? Efendim? Niye onu arıyorsun? Ya bilmiyorum işte, ben de onları soracaktım. Aramam yani içimde iyi şey yapmak için. Şimdi mi arıyorsun? Niye Aramışsın, numaramı aramışsın, yıkmaya seni kalkıyorsun engellemiş. diye. Allah aşkına, burada kraliçe sensin sen. Niye gidip o Kraliçe kadını benim arıyorsun? Nur Hanım ama hiç kraliçe gibi olmuyorum. Neyse eşim onunla Ay 2 yıl yavrum. dururken tekrar bir bar kadınıyla bara gidiyor. Orada tanışıyor bu. Bu sefer 1 yıldır hiç eve gelmiyor. Bu ilk kadın bunu öğreniyor. Hem onu idare ediyor. 3 tane kadını bir arada idare ediyor eşim. İlk kadın ikinci kadını öğrenmiş. Bu iki kadın birbirlerine girmişler. Kavga yapmışlar. E hani Ondan sonra bir kız... dakika bir dakika. Hani o kadın çok iyiydi? Çok Evet çok sessizdi. Ne iyiydi. oldu? Sonra birden o kötü olan şimdi ona böyle ağız alınmayacaklar laflar söylüyor. Oh canıma değsin. Düşmüşler birbirlerine. Aha. Ben dedim hani neydi, beni falan şey yaptı, benden üstündü, hiç o çekişmezdi, çok iyiydi diyorum. İşte laf karıştırıyor. Neyse. Onda yine eve gelirdi ablacığım. Şimdi bunlar hiç gelmiyor. 1 yıldır bu bar kadınıyla, barda çalışıyormuş, onu bardan evine götürüyor, evinden barına getiriyor.
Bura bazen benim yanıma işte yemek yemeye gelir. Hiç yapmaz benimle. Ama bunlar bana yaptığı halde ben çok seviyorum Nur Hanım. Ya. Beni boşa diyorum. Ben seni boşamam. Göz ama bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi burada biz bizeyiz. Çok da samimi, çok seviyorum Nur Hanım dedin ya. Yani evet. Sen aslında seni boşamasını da istemiyorsun. Onları da yalandan yere söylüyorsun değil mi? Evet evet, bir şey yapabilir miyim diye çok seviyorum. Oo. Böyle rüyama giriyor, her gün rüyama giriyor. Çok seviyorum. 3 tane çocuğum var, kızım evli. Ne bileyim, onlar falan şey yapıyor. Baba yapma etme diyor. Ya annenize ne bakarsınız siz diyor, işte bir şeyler geçirtiyor. Eve geldiği zaman, ay sen benim karımsın, şöylesin böylesin diyor. Ne olsun bak halime diyorum, çok ağlıyorum geldiği zaman falan, sana çok ihtiyacım var diyorum. Çok rahatsızlandım ben. Gel yalvarırım eve gel, tamam diyor, geleceğim diyor. Gelmiyor, bu kadından korkuyor mu, ne yapıyor? Ben bir de kaçarak evlendiğim için ailemle de gidip de ya anne baba benim eşim şunu yapıyor bunu yapıyor da diyemiyorum. Tek başıma kaldım, ne yapacağım şaştım. Bir sizi aramayı düşündüm. Aradım, düştünüz. Ah şekerim, sen bak, senin gözyaşlarına kurban olurum. Şimdi ekran başındaki birçok kadın şunu söylüyordur. Ya hala bu adamı seviyor musun? Kimseyi yargılamayacağız. Çok çok seviyorum böyle. Kocası seviyor. Abi. 3 çocuk vermiş. Kaç yılını vermiş. Sen bu adamı kazanmak istiyor musun? İstemez miyim ablam? Tamam. İstemez miyim? Ama bu yaptığın yol yanlış yol. Bak şimdi uzmanımızı bir dinle. Yanlış yolda gidiyorsun. Bu adamı böyle kazanamazsın ki sen. Değil mi? Kaybetme korkusunu hiç yaşamamış adam. Yani eşi orada bekliyor. Evde bekliyor. Adam zaten çizgiyi fazlasıyla aşmış. Aşmış ki gidiyor yani adam. Hani ben dinlerken şaşkınlık içerisindeyim. Başkasıyla yaşıyor o kadın var. Hani dizi gibi acayip karakterler falan birbirine girmiş. Adam bunu bir davranış haline getirmiş. Burada yapılacak şey şu. Konuş desem hiçbir anlamı yok. Terapiye zaten gitmez. Kaybetme korkusunu yaşaması lazım. Ya bu kadın hiçbir şekilde beni bırakmaz noktası adamda var. O rahat ne yani. Ne yapsın ama, geldiği zaman eve mi almasın? Şimdi bak burada şöyle bir durum var. Adam gidiyor. Bir yıl boyunca başka kadınla yaşıyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi böyle böyle eve geliyor. Onun kocasıymış gibi. Kaldığı yerden virgül koyuyorlar, devam ediyorlar tekrar. Eve mi almasın bu adamı? Bence şöyle yapsın. Ne büyük yapsın? Çocuğu var bir tane. Kızım evli dedi. Kızını babasıyla konuştursun. Kızı babayla konuşsun. Desin ki annen boşanma konusunda kesin kararını verdi baba. Bak biz ikna etmeye çalışacağız. Ama senin bir şey yapman lazım. Yani blöf yapsın burada. Yapacağı şey bu. Ama o adamla hiç konuşmasın mı hanımefendi? Ha? O nasıl, hanımefendi nasıl bir yol izlesin? Beyefendiyle hiç konuşmasın mı? Yani kocasıyla. Konuşması hiçbir işe yaramaz. Adam zaten barlardaki kadınlarla birlikte yaşıyor. Ben gerçekçi... Hayatını yaşıyor. Adam yaşıyor. Adam diyecek ne konuşuyoruz ya falan. Çekirdek çitler orada bu adam. Hiçbir şekilde dinlemez. Ama kızını konuştursun bence. Evet. Desin ki baba bak annem boşanıyor, artık ikna edemeyeceğiz onu. Artık bu hayatı bırak. Bir ölçü, çünkü babayla kızın arasındaki ilişki çok farklı olabiliyor bazen. Bak baba kız ilişkisi anne oğul ilişkisidir ailelerde. Ben olsam orada kızı devreye sokarım, son bir kozu oynarım. Çünkü bak kadın önemli bir şey söyledi. Aileme de gidemiyorum, kaçtım dedi. Gidecek bir yeri yok. Şimdi kadına hamle yaptırsam kadının gidecek bir yeri yok. Şimdi ben onu korumak zorundayım. Ama zaten gitmek istemiyor ki. Ya, gitmek de istemiyor. Adil. Buyurun. Gitmek isteyen bir insanın önünde kimse ordu duramaz. Bile duramaz kimse ya. Kimse duramaz tabii. Çok şahit oldum. Kadın aynen. Gitmek istemiyor. Doğru doğru. Değil mi? Kocasına diyor ki sen beni boşa. Ya ben bir adamdan boşanmak isteyeceğim. Yani gider anında pılımı pırtımı toplarım. Evet. Onu çat diye veririm mahkemeye. Doğru. Kadın gitmek istemiyor. O zaman kalmayı tercih ediyorsanız mutlaka önlemler almalısınız. Gördünüz yani ilişkinizle ilgili. Şimdi Ayda diğer telefonumuz hazırsa bağlayalım hemen. Tamam. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. İyi günler diyorum hepinize. Çok teşekkürler. Benim, buyurun. Benim şöyle bir iki sorum var daha doğrusu. Dinleyelim. Ben 22 yıllık evliyim. Hı hı. 1,5 sene önce emekli oldum. Hı hı. Ve eşime güvendiğim için tabii ki bütün bu emekli paralarımı onun hesabına yatırdık. Bir ev alalım, bir yatırım yapalım diye. Fakat ben bunu zamanla öğrendim ki paramı bitirdiğini öğrendim. Ay, emekli parası gitti. Evet, gitti ve ne yapmış? Çok üzüldüm ve ben bunu her zaman sorduğumda hiçbir zaman öğrenemedim ne yaptığını. Halledeceğiz, halledeceğiz, halledeceğiz deyip kapadı. Tabii ben bunu bu şekilde bana davrandığı için psikolojim bozuldu. Ona karşı güvenim gitti.
Yani sen bu parayı nereye harcadın bilemiyorum çünkü. Ve ben bu yüzden evimde tabii ki huzursuzluklar çıktı. Çıkınca da tabii ki ben bir kadın olarak bana anlat ki diyordum, ben de sana kadınlık görevini yapayım, anlatmazsan hiçbir şey yapmayacağım diye hep tehdit ederdim. Fakat hiçbir zaman da anlatmadı ne yaptığını ve parayı bitirdi. Ve ben bir senedir gerçekten inatlaştığım için eşimle beraber olmuyorum. Ve buna rağmen eşim çok rahat. Yani demiyor ki, aa ben niye böyle bir şey yapıyorum? Bakın evliliğim sarsılıyor. Ve bu soru, yani bu yüzden çok üzgünüm. Hala da öğrenemedim. Birinci sorun bu, hani güvensizlikten dolayı. İkincisi de bundan sonra eşim sürekli mesela geceleri 3'te, 4'te, hafta sonları çok geç gelmeye başladı. Fakat bana diyor ki, seni aldatmıyorum, aldatmıyorum. Peşine kimseyi takmıyorum, telefonla dinlemiyorum. Çünkü sevdiğim için eşimi. Acaba bu aldatma nedeni midir? Ve ben ona soruyorum, bir evli erkeğin 3'lerde, 4'lerde hiçbir zaman dışarıda işi olamaz. Yani bir yerde bir Peki arkadaşıyla, hadi nereden kızıyla geliyormuş? Yani mesela gece 3'te bir kahveye gelirken. gidiyoruz diyor. İşte bir meyhane gibi bir yere gidiyoruz. Ocak başına gidiyoruz. Sonra Ya tamam saat ama 4'te haftanın geliyor bir günü işte gidiyor. arkadaşım. Haftanın 4 günü mü? 5 günü mü? Hayır 7 günü mü hayır. gidiyor? 4 günü çalışıyor ama cumartesi pazar sürekli bu şekilde dışarıda. Gece 4'te geliyor bazen, diyor ki işte arkadaşım hastalandı. Anladım. Evet, Hep bahanesi var hastalandı. yani. Hep bir bahanesi Evet, var. evet, evet bir Peki. bahanesi var ve biz bir senedir inanın ilişkiye girmiyoruz. Ve bunu hala, yani kendisine bir çaba göstermiyor ki ben bununla oturayım da ne yaptığımı, ne ettiğimi anlatayım. Yani Yani ne çok özür yapabilirim? dileyerek bir şey soracağım. Kadınlara yaş sorulmaz ama hani çünkü bir Evet. yerden şimdi uzmanımıza başka bir soru soracağım Tabii, çünkü. tabii ki. Kaç yaşındasınız ve eşiniz kaç Ben yaşında? 46 yaşındayım. 46 Eşim genç. de 45 yaşında. Tamam. Aramızda bir yaş var. Yani hem parasal yönden çok bir darbe yemiş oldum, hem de bu şekilde acaba erkeğin geç gelmesi aldatma nedeni midir? Bunları çok öğrenmek Peki. istiyorum. Yuvamı da yıkmak istemiyorum. Peşine bir Haklısınız. şey de takmak istemiyorum. Hani kafamı bulandırmak istemiyorum çünkü bu tarz şeylerle. Peki Bunu soralım öğrenmek uzmanımıza. istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bir erkeğin cumartesi pazar dışarı çıkması, eve biraz da geç gelmesi yani hani daha farklı saatlerde gelmesi aldatma sebebi midir? %100 aldatmadır diyemem. Tabii. %100 aldatmadır diyemem. Çünkü bak bütün konu boyunca hanımefendi bir kadından ona bağlı bir izlenimden hiç bahsetmedi. Bence işiyle alakalı öyle hissettim ben, bir sıkıntı ve kaybedilen bir para var. Muhtemelen yaşadığı bir kriz var adamın. Ve bunu atlatabilmek için maalesef erkeklerde şöyle bir şey var Nurbilal. Atlatabilmek için kendini alkole, şuna buna ve kötü alışkanlıklara veren insanlar olabiliyor böyle durumlarda. Ve evden niye uzak duruyor özellikle? Çünkü konuşamıyor. Çünkü gelecek soru belli, cevap veremeyeceği soru belli. Kaçıyor bundan. Bu bir kaçış. İlla bunun altında başka bir kadın vardır diyemem. Çünkü bütün anlatımda bir kadının en ufak bir hissiyatını almadım. İşle ilgili kaybedilmiş bir para var. Ama çok kötü bir ihtimal daha var. O da kumar. Bak o çok karşıma çıkıyor benim. Kumar oynuyor adam. Çok büyük paralar kaybediyor. Ve bunu atlatabilmek için kendini eğlenceye, işte arkadaşlarıyla işte içmeye falan gibi daha da kötü olaylara veriyor ve yüzleşmeden hep kaçıyor. Eve gitmiyor. Karısıyla birlikte, bak çok ciddi bir şey. Çok genç yaştalar. Bir senedir birlikte olmuyoruz dedi. Ama adam diyecek ki niye yapmıyoruz bunu? Konu gelecek, konu belli. Adam onu konuşmamak için bunu da göze almış. Bir de şöyle bir şey var. Sakladığı bir şey Enteresan, var. enteresan bir şekilde adamı cezalandırıyor. Aslında adamı cezalandırırken kendini de cezalandırıyor, Tabii. evliliğini de Kendini cezalandırıyor. neden cezalandırıyor biliyor musun? Parayı eşine verdiği için. Ben bu hatayı nasıl yaptım diyor aslında. Psikolojik olarak altyapısında o da var hanımefendi de. Kendini de cezalandırıyor çünkü bir hata yaptığını düşünüyor orada. Oysa hata hanımefendinin değil, eşinin. O para nereye gitti? Nasıl sen böyle bir sorumsuzluk yaparsın? Şimdi belki şey de Şimdi. diyebilir, yani ben niye kendimi cezalandırayım diye aklınızdan da Yok, geçebilir. farkında değildir Şöyle ama kendini insan yapar bunu. cezalandırıyorsun. Yani burada her gelen uzman şunu ısrarla vurguluyor. İlişkide, evlilikte cinsellik çok önemli. Eğer cinselliğin yoksa evliliğin bitme noktasında. Bak yani ne olur bunu artık kulak ardı etmeyelim. Biz burada bu programda tabii saatimiz el verdiğince ve hani RTÜK kurallarına dayanarak ölçülü bir şekilde Bahsediyoruz. evlilikleri kurtarabilmek adına konuşulmayanları konuşuyoruz. Doğru. Cinsellik zaten bizim toplumumuzda bir tabu. Ama karı koca arasında bir vazgeçilmez.